Dünya Madenciler Günü'nde Afyonposta ve Kilim TV olarak yapmış olduğumuz özel röportajımız, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Gülgönül tarafından madenlerde ulaşım ve su atımı dersinde öğrencilere ders niteliğinde izletildi. Doğalgaz olarak da genel gelişim, kömür, petrol olarak da mermercilik olarak da ekonomiyi en büyük gelir sağlayan meslek madenciliktir. Bu her zaman böyle olmuştur. Gerek ihracat olsun, gerek de iç piyasa olarak. Her zaman madencilik ön plandadır ülkemizde. Sayın Hocam, kendinizi ve üniversitenizi bir tanıtabilir misiniz rica etsek? Ben İlhan Gülgönül. Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimim tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezunum. Evet. Yaklaşık 30 yıldır Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evet, röportajımızı yayınladınız. Hangi ders esnasında röportajımıza yer verdiniz Sayın Hocam? Hangi derste? Madenlerde ulaşım su atımı dersinde. Peki öğrencilerinizin tepkisi genel itibariyle ne oldu? Tabii ki onlar da şaşırdı. Onlar da mutlu oldular yani. Yani normal bu sıralardan mezun olup sonra mühendislik fakültesini bitirip onların için bir abi olduğu için. Genelde yani tabii ki mutlu oldular. Biz tabii eski mezunlarımız, bayağı mezunumuz var. Bizim Afyon'da falan var. Ben Afyon'da geliyorum zaten. Örneğin Selmer var, Musa var. Bizim öğrencimizdir o da. Selmer'in sahibi. Ya. Evet. Ne kadar güzel Sayın Hocam. Yani bayağı öğrencimiz var bu şeyde çalışan. Hatta bir öğrencimiz var şimdi. Ve emekli işçi, Soma'dan emekli olup sonra 39-38 yaşında bizim o bölümü kazanmıştım. Bu yıl mezun oldu. Şimdi Afyon Mühendislik Fakültesi'nde okuyor yani. Evet. Mühendisliği bitirecek inşallah ileride. Peki hocam, Afyon Post olarak yapmış olduğumuz röportajı siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir hoca olarak? Yani tabii ki 4 Aralık Madenciler Günü'nde yani böyle güzel bir haber yapmanız. Yani biz de tabii ki ekmeğimizi taştan çıkartan insanlar olarak biz de tabii ki mutlu olduk. Sizlere de gerçekten teşekkür ediyoruz yani. En azından yani ne diyelim, ekmeğini taştan çıkaran insanları da dikkate almak. Gerçekten günümüzde şu zor şartlarda istihdam açısından da madencilik sektörü çok önemli bence şu anda. Evet, evet kesinlikle. Sayın hocam son olarak Afyon'daki madenciliği bir hoca olarak siz de değerlendirebilir misiniz? Tabii ki Afyon ili yani Türkiye'nin özellikle mermercilik üzerinde göz bebeği. Hatta sadece Türkiye açısından değil dünyada yani hemen hemen mermercilik sektöründe Afyon'u bilmeyen yoktur yani. Evet. Yani bu da tabii bizim için gurur verici. Hatta ben Afyon'u şöyle göreyim. Ben yıllardır Afyon'a gelir giderim. Bir yaklaşık bir 10 yıl falan gelmemiştim. Geçen yıl mesela geldiğimde Afyon'u tanıyamadım. Çok değişmiş yani çok büyümüş. Bu şey olarak örneğin bir Kütahya'yla karşılaştırdığımızda Afyon çok daha iyi yani. Bunun tabii en büyük sektörlerden bir tanesi tabii ki madencilik sektörü veya kısaca mermercilik sektörü. Peki efendim öğrencilerinizi böyle güzel yerlerde görmek size neler hissettiriyor? Tabii ki insan mutlu oluyor yani bu dünya gelip geçici. Bakıyorsun yetiştirdiğin insanlar belli yerlere geldiğinde hakikaten mutlu oluyor. Tabii bizim bölüm şöyle yani bizim bölüm Türkiye genelinde yaklaşık 10'a yakın maden teknolojisi bölümü var. Biz en eski bölümlerden bir tanesiyiz ve bölüm olarak ÖSYM sınavlarında en yüksek puanla alıyoruz. Ve şu ana kadar bizim bilemiyorum da yani çoğu yerde Soma'da, Balya'da çok öğrencimiz var. Çoğu mühendisliği de bitirip başarılı hakikaten öğrencilerimiz var şu anda yani. Evet. Balıkesir Üniversitesi'nde de sanırım madencilik alanında ciddi bir eğitim de söz konusu. Doğru mu hocam? Tabii ki işte bizim eğitimimiz yani hakikaten şu anda biz mühendisliğe yakın bir eğitim veriyoruz. Ciddiye alıyoruz. Biz de böyle ciddi alıp eğitim yaptığımızda öğrencilerimizin belli bir yerlere gelmesi hakikaten bizi de çok mutlu ediyor yani. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Gerçekten sorularımıza büyük bir sabırla cevap verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.